Sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 25 Eylül 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Fenerbahçe'miz serisine devam ediyor. Ligde, deplasmanda. Atilla Karavolan Alanya Sporu İrfan Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti serisini, galibiyet serisini, hakemi yenme serisini sürdürmüş oldu. Ve gücünü de göstermiş oldu. 43. dakikada İrfancan Kahveci milli futbolcu golü attı ve bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. Ayrıca 4 de asisti var İrfancan Kahveci'nin. Ligde 5'te 5 yaptı. Toplamda 12'de 12. Şimdi İsmail Kartal eee Fenerbahçesi Perşembe günü inşallah Başakşehir'i evinde yenip Pazar günü de evinde Çaykur Rizespor'u yenecektir. Ve 12'de 12 yapan Fenerbahçe 14'te 14 yapacaktır diye ümit ediyoruz sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'de 3 isim değişti. Nasıl 3 isim değişti? Şimdi bir tek sen Antalya Spor karşısında ilk 11'de yer alan ancak Alanya Spor kadrosuna teknik kararları alınmayan Serdar Aziz, Zaits ve Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek, Ciku, İrfan forma giydi. Hani şunlar şunlar oynadı bunlar bunlar oynadı falan ben bunları geçtim. Alanya Sporlu oyuncular 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası ilişkin pankartta çıktılar. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon 13'te oldu. 17'de Fenerbahçe'nin net pozisyonu faul diye iptal edildi. Aynı zamanda bakın aynı zamanda Fenerbahçe'nin <laughs> attığı golü 3 dakika incelendi. Alanya Spor direği geçemedi diyor 54'te. Orta direğe çarptı. Oyun alanına geri döndü diyor. Bu bilgiyi yazan arkadaşa selamlarımı söylüyorum. O direğe çarpmadı. Kaleci Livakovic çıkardı eliyle. Kırmızı kart. Alanya'da kazanan Fenerbahçe. Maçtan dakikalar falan filan. Bunların hepsini konuştuk. Doğru mu? Şimdi ben başka bir şey konuşacağım. Futbolcuların dilinden. Mesela Osayi Samuel. Bence maçın ve sezonun kahramanlarından biri Osayi Samuel. Ne dedi? Bu arada unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar sizce maçın adamı kimdi? Edin Ceko mu? İrfan Can Kahveci mi? İsmail Yüksek mi? Ciku mu? Hani bence bana sorarsanız ben Ciku'yu seçerim. Hatta 10 üzerinden 10 Ciku'ya veririm. 10 üzerinden 9.5 <laughs> İsmail'e. 9.5 İrfan Can'a veririm. Ciku'ya 10 üzerinden 8 falan veririm. Çünkü kaçırdığı net pozisyon var. Onu atsa zaten 12 alırdı. O say Samuel. Kazanılan maçın ardından konuşmuş. İlk 20-30 dakika içerisinde darbe aldım. Ama devam etmem gerekiyordu. Maçtan sonra ağrı biraz düştü. Bugün 3 puan çok önemliydi. Sabırsızlıkla bundan sonra oynayacağımız maçı bekleyeceğiz demiş. Şu anda gerçekten kendimizi iyi hissediyoruz. İyi, kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İnanıyorum ki zaman geçtikçe daha iyi performans göstereceğiz. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz ama istediğimiz hızlı bir şekilde başlamaktı. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Taraftarımız da iyi destek verdi. Galibiyetler bize özgüven olarak geri dönüyor. Oynayacağımız maçlarda diyor. Fenerbahçe futbolcuları niye çok sakatlanıyor? Şimdi anladınız mı? Adamlar yüzüne tekme atıyor. Sarı kartla geçiştiriyorlar. Yani sarı kartla geçiştiren bir hakem yönetimi var. Galatasaray futbolcusuna yaklaşmak yasak. Hani Hanefi Avcı'nın dediği gibi dokunan yanıyor. Dokunan yanar diyor bir kitabı vardı. Aynı onun gibi dokunan yanıyor. Fenerbahçe futbolcusunu öldüren öldüren vuran vuran. Ondan sonra futbolcular niye bu kadar sakatlanıyor? Antrenman metodu mu yanlış? Hayır sistem yanlış. İrfancan Can Kahveci. Alanya Spor maçlarından o da konuşmuş. Bugün belki de sezonun en iyi başlangıçlarından birini yaptık. Çok iyi pozisyonlara girdik. 1-0'a geçtik ama belki de ilk yarıda 2-0, 3-0 da yapabilirdik. Pozisyona girdik, atamadık. Bazen böyle deplasmanlarda 1-0 da bizim için iyidir diyor. Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka. Bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz. 12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız geçirebiliriz diyor. 4 maç kaldı milli araya kadar. İnşallah 16'da ile 16 milli araya gireriz. Bu videoda donmalar varsa benden dolayı değil. Bilgisayar çok yoruldu. Ondan dolayı. İsmail Yüksek son ana kadar pes etmedik diyor. Şimdi açıkçası Fenerbahçe futbolcuları da e, psikolojik bir savaş yapıyor. Çok büyük bir psikolojik savaş. Şimdi 1-0'lık maçı değerlendirmiş, galibiyeti değerlendirmiş İsmail Yüksek. Ama nasıl değerlendirmiş? Önemli bir deplasmandan iyi bir galibiyette dönüyoruz. Son dakikaya kadar pes etmeyen bir Fenerbahçe vardı. Fırsatları değerlendirebilsek daha farklı olabilirdi. İyi bir seri yakaladık. Kazanmak değerli. Deplasmandan güzel bir galibiyette dönüyoruz. Maç takvimi çok yoğun. Yarından itibaren hafta içindeki maçı düşünmemiz gerekiyor. Tüm takımı tebrik ediyorum diyor. İsmail Kartal. Kartal, Kartal Kartal. İsmail Kartal. Fenerbahçe Teknik Direktörü. Hakem konuşmak istemiyorum. Şimdi aslında İsmail Kartal şunu dedi. Türkçesinde biz canlı yayındayken bunu okumuştum. Dedim ki İsmail Kartal şunu diyor. Ben konuşursam ceza alırım yönetim konuşsun. Maçtan önce söylediğim gibi rakibimizi iyi analiz ettik. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk ama tüm planlarımız tuttu. Birkaç tane gol olabilecek pozisyon vardı özellikle ilk yarıda. 43. dakikada öne geçtik. İkinci yarıda da gol olabilecek pozisyonlarımız vardı. Daha farklı bir şekilde de galip ayrılabilirdik. Rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. İstatistiklerde üstünlüğümüz var. İyi mücadele edildi. Buradan da 3 puan alarak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum diye konuştum. Galibiyet 12-15'e çıkmış. Bunlara bakmıyoruz. Maç maç en iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başakşehir maçına az bir süre var. Yine en iyi şekilde Başakşehir maçına hazırlanacağız demiş. Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor. Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla konulara girmek istemiyorum. Basın toplantısında ilk yarının son dakikasında İrfan attığı gol ve öncesinde gol alabilecek pozisyonlarımız var. Vardı. Özellikle ikinci yarıda da bunlar vardı. Biraz daha iyi şut atabilsek, final paslarını iyi kullanabilsek 1-0 değil 2-0 veya 3-0 kazanabilirdik demiş. Ben çalıştığım kulüplerde hemen hemen hiçbir hakim hakkında konuşmadım. Ancak bugün verilen kararları herkes gördü. Çok açık ve net. Yani göz göre göre. Benim takımımın, oyuncularımın vermiş olduğu mücadelenin emeğin bir karşılığı olması lazım değil mi? Hepimiz vicdanlı, inançlı insanlarız. Onun için biraz daha hakemlerimizin dikkat etmesini istiyorum. Ya abi. Aslına bakarsanız benim söylediğim şeyin aynısı. Allah korkusu varsa buyursun hakemler adaletli yönetsin. Yok Allah'a kitaba inanmıyorlarsa söylesinler biz de ona göre cephe alalım. Demek istiyorum. Objektif olsunlar. Neyi görüyorlarsa onu versinler. Ne varsa onu çalsınlar. Bize göre ona göre değil. Hakemler herkese aynı olsun. Eşit olsunlar. Benim isyanım oydu. Çok fazla hakem hakkında konuşmayacağım. Herhalde bu konuyla ilgili yönetimimiz bir açıklama yapacaktır diyor. Haksız mı? Ya kardeşim bak biz kayrılmak istemiyoruz. Biz kollanmak istemiyoruz. Şampiyonluk için her şey mübah değildir. Bazen mübah olmayan günah olan şeyler var. Hani sana göre mi bak ama herkese göre günah olan şeyler vardır. Yani bizim derdimiz bunlar. Yoksa ya Galatasaray'a penaltı verilmiş, Fener'e verilmemiş, ona sarı verilmiş, buna kırmızı verilmiş. Bu olacak. Bu her sezon olacak. Bir sezon değil her sezon olacak. Selahattin Baki'den flash açıklamalar. Şimdi bu açıklamaların arkasında bir de bir şey var. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baaki, Alanya Spor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Her hafta takımla birlikte coştukça coşan taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle bugün 90 dakika yaşanan bazı gerginliklere rağmen devamlı takıma destekleyen bir tribün vardı. Hocamızı ve takımımızı tebrik ederim. 12'de 12 son derece başarılı bir başlangıç Fenerbahçe adına. Hakem yönetimine gelirsek bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Bak tespit önemli. İlk 5 haftada konuşmayalım konuşmayalım diye kendimizi telkin ediyorduk. Rakip yöneticilerle konuştuğumuzda da futbol konuşsun diye telkinlerde bulunduk. Ama öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı şeyleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Şimanski'ye verilmeyen penaltı. Gayet normal bir pozisyonda %100 diyebileceğimiz gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesilmesi. Gayet zorlama bir şekilde verilen sarı kartlar. Gene Fenerbahçe'ye nasip olan var araştırması. Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilen bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol demin size verdiğim örnekleri verdiğim hakemin bile verdiği golü 3 dakika iptal edilmek için neden uğraşıldı? Neden bu dinamikler aranıyor? TFF'nin bunlara cevaplandırması gerekiyor. Bunun haricinde bu sene Fenerbahçe takımı da dahil olmak üzere birçok kulüp önemli isimler getirdi Türkiye'ye. Bugün bazı oyuncularımız en üst seviye görmüş oyuncularımız hayretler içerisinde izlediler. Dün kampta da rakibin maçını izledik. Aradaki niyet farkı insanı hayret ettiriyor. Penaltılar, rehle, lehte yaratılan pozisyonlar ve bugün bize başımıza gelenler. Türk futbolunun da artık bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor hakemlerin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar ediyorum tespitlerde bulunmaya daha uygun bulduk bugün. Yani burada bir mesaj var. Fenerbahçe'nin ligden çekilme yetkisi var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yönetim bu yetkiyi aldı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İyi de sevgili hocam. Fenerbahçe ligden çekilirse edince onun maaşını kim ödeyecek? Hadi maaşını kim ödeyecek? Öbürünün maaşını kim ödeyecek? Güzel bir soru. Fenerbahçe sadece ligden mi çekilecek? Çekilecek olsa. Yani siz böyle mi algılıyorsunuz? Hani bunun FIFA ayağı, UEFA ayağı, maçlar incelensin ayağı. Hiç mi olmayacak? Futbolcular Mesela bir tad için konuşması kendi milletini, milliyetini hiç mi etkilemeyecek? Yani bir Edin Düşünsene Edin çıkacak diyecek ki burada futbol falan oynanılmıyor. Burada canının istediğini şampiyon yapıyorlar. Burası UEFA'dan bağımsız bir kuruluş. Size bir şey söyleyeyim mi? UEFA anında acil toplantı koduyla toplanır. Türkiye'nin bütün Avrupa'dan Avrupa kupalarından şeyini falan fesheder. Men eder. Ciddi cid söylüyorum bak. O kadar. iyi de hocam o zaman Galatasaray canım yandı diyor. Beşiktaş canım yandı diyor. Şimdiye kadar onlar niye yapmadı? Ben de onu merak ediyorum. Atilla olan, Galatasaraylara göre Kadir Sağlam. İkisi de kötü hakem. Hadi hep birlikte ikisini birden hakemlikten atalım. Var mısınız? Ulan eskiden bizim hakemler FIFA kokartı alırdı. Avrupa'da maç yönetirdi. Kütür kütür maç yönetirdi. Lige gelirdi. Başlardı algıya başlardı şeyi ama yine en azından arada sırada yaparlardı. Her maç yapmazlardı. Ulan her maç mı olur? Neyse Selahattin Vaki'yi bitireyim. 5 dakika önce baktık. Ben cevabını biliyorum. Avrupa'daki üst düzeyliklerde var incelemesi ne kadar sürüyor? Ona bakın. Bizdeki bu 3-4 dakikaların ne kadar vahim? Yanlış olduğunu gözler önüne serecektir. Bütün medya mensuplarına rica ediyorum. Verdiğim örneklerle alakalı. Türk futbolunun bekası için yorum yapmalarını ve bu işin derinlemesine inmelerini derinlerine inmesini bekliyorum diyor, bekliyoruz diyor. Tek tek geçmişe girmek istemiyorum. Bu maçla alakalı konuşmak istiyorum. Bugünkü maç ciddi kariyer yaşamış insanları bile şaşırtmaya yetti. Bugün Fenerbahçe refleksini ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa Sayın Başkan ya kendisi ya da uygun gördüğü bir yöneticiyle yorum yaparız diyor. Peki Berat Aydınus Fenerbahçe'nin topu kaptığı %100'lük yakaladığı gol pozisyonunun faul ile uzaktan yakından alakası yok diyor. TV 8.5 Ahmet Çakar Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa üst üste 5 sene şampiyon olabilir diyor. Tabi bu şey için öbür taraftan Fenerbahçeli görünen Fenerbahçe düşmanları Serhat Akın bu maçı kitlemene kit gerek yok. Sen Samet'i Jaydin'i, Verdi, Cikuyu, Bekayu, Fredi, Mert Hakan'ı ve İsmail'i aynı anda sağda tutarsan 8 kişi defans yaparsın. Bu ne demek biliyor musun? Takımı otomatikman defansa yönlendiriyorsun. O zaman ne oluyor? Bir serseri top ceza sahasında penaltı olabiliyor. Karambol işte bu tip arkadaşlar da Fenerbahçe e, aleyhine konuşmaktan para kazanıyorlar. Artık ne kadar kazanıyorlar bilmiyorum. Selçuk Şahin. TFF e, birincilikte oynarken hakemlere sizden üst lig hakemi olmaz diyordum. Şimdi Süper Lig'de maç yönetiyorlar diyor. Bir tane Galatasaraylı eleman var. 1907 Atilla Karaoğlan'ın maçıymış. Fenerbahçe kazansın diye elinden geleni yapmış. Yani Şimdi ben o arkadaşın adını söyleyeceğim. Adını söyleyemiyorum. K yerine T diyorum. Küfür gibi bir isim çıkıyor ortaya. O yüzden de yapmıyorum. Telefonu 1907 iddia edilen kara olan normal şartta da hakemliği bitirilmesi gereken bir adamdır demiş. Sen adamsan hadi başı çek hakemliğini hep birlikte bitirelim. Madem bu kadar art niyetli bir hakemden kurtulmak istiyorsunuz hep birlikte kurtulalım. Galatasaray camiası da yani büyük bir camia. Madem Kadir Sağlam Atilla Kara olan hakkınızı yemiş. Hadi hakemliklerini bitirelim. Buyurun. Katılmayan namerttir, alçaktır. Sultan da alçaktır. Hadi buyurun. Bakın. Ciku 10, 11'de 9 2li mücadele. 7'de 7 hava topu. %87 pas isabeti. 13'de 9 uzun pas. 5 paras, pas arasıyla top oynamış. Fenerbahçe'nin transferi Alexander Ciku. Bunları konuşalım. Transferi konuşalım ne bileyim e, hani olan olmayan şeyleri konuşalım. Biz niye her maç hakem konuşuyoruz? Çünkü başımıza gelenlerden. Hocam her maç başına ne geliyor? Allah aşkına bir tane say sana. Say gibi şekerim. Gaziantep FK maçı. Net penaltımız vardan iptal edildi. Penaltı verildi vardan iptal edildi. Hem kurala aykırı hem gerçeğe aykırı. Penaltın iptal edilemez. Kazanmışsın penaltıyı. İki. Samsun Spor maçında Fred'in net golü offside diye iptal edildi. Penaltı beklenen pozisyon var. Hadi onu geçtim. Fred'in golü iptal edildi. 3. Ankara gücü maçında Ceko son adamken düşürüldü. Rakibe kırmızı kart çıkmadı. Fred'e yapılan net penaltı verilmedi. 4. Antalya Spor maçında Zaytsa yapılan net penaltı verilmedi. 5. Alanya Spor maçında Şimanski'ye yapılan net penaltı verilmedi. O yapılan hareketler rakibe kırmızı kart çıkmadı. O ayağına basıldığında. Hatta ben daha da bir, bir tık daha ötesine gideyim mi? Bir tık daha ötesine gideyim. Fenerbahçe'nin %100'lük gol pozisyonu Fenerbahçe gol atacak diye engellendi. Yani 5 tane şey sayıyorum. Madde. içinde 7 tane 8 tane skandal var. Peki bu nasıl çözülür? Hocam her hafta sen hakeme dua mı edeceksin. Allah sevdiğinden çoluğundan çocuğundan çıkarsın mı diyeceksin. Ki Arkadaşlar ben de kimseye beddua etmek isteyen bir adam değilim. Yani Allah herkesin nasibini versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bu bile yeter. Bu bile yeter. Ama kardeşim şuramıza geliyor. Artık ben Allah'tan yardım istiyorum. Bak hiçbir kuldan yardım istemiyorum. Kullar yardım etmiyor çünkü. Ben kuldan yardım istiyorum. Ben Allah'tan yardım istiyorum. Şimdi ben size bir son dakika vereyim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Ali Koç, dünkü oynanan maçtaki VAR kayıtlarını direkt olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsından isteyecek. Ve Fenerbahçe'nin haklarının yenildiğini açık, aleni şekilde şikayet edecek desem. En çok kim tutuşur? Kim Yusuf Yusuf eder? Hangi takım, hangi camiye? hangi kişiler? Yani hakemler. Hakemle şampiyon yapılanlar ya da hakemle şampiyon yapılacaklar belki bu sezonun sözünü alanlar. Yusuf, Yusuf eder, aksız mıyım? Demek ki yapılması gereken şey bu. Bu. Hocam bu da çok etik olmaz bu da bilmem ne olmaz falan filan şöyle böyle. Ya Allah Allah. Allah Allah. Gerçekten Allah Allah. Gerçekten size soruyorum bak. Böyle bir şey olsa en çok kim yanar? En çok kim üzülür? Ben şunu söyleyeyim Bu sezon, sene için söz aldılarsa bizi mahvede falan. isteyen istediği sözü alsın. Ben Ali Koç'un yerinde olsam bir numaranın yanına çıkarım. Hem de bugün çıkarım. Sosyal medyadan da gereken açıklamayı yaparım. Bak. Ali Koç lütfen yapıyorsan bunu yap ya da hiçbir şey yapma bırak şampiyonluğumuzu çalsınlar. Maça çıkmayız. Ligden çekiliriz. Hiçbir şey önemli değil. Direkt direkt yani bir numarayla görüşeceksin. Direkt. Ben Ali Koç'sun. Bak ben konuşamam. Benim öyle bir yetkim gücüm yok. Benim öyle elimde bir sihirli değneğim yok. ne kimse konuşamaz. Sen Ali Koç'sun. Sen Fenerbahçe camiasının başkanısın. Kaldı ki iyisin de yani. Yani açıkçası iyisin de aranızda çok iyi ama söyleyeceklerim bu kadar. Diyeceksiniz ki ya hocam böyle bir açıklama yapılmamış sen niye çıkıyorsun böyle yapıyorsun. Diyeceksiniz ki ya hocam böyle bir şey denilmemiş şöyle olmuş böyle olmuş falan filan. Hiçbir şey demeyin. Ben durduk yere bu cümleleri kurmuyorum. Anlayan anlasın anlamayan da kendi bilir. Maçtan önce ben bazı açıklamalarda bulunmuştum. Yani yine söylüyorum Fenerbahçe'nin 5 gollü kazanacağı bir maçtı. Hakem maçın önüne geçti. Hatta önüne geçmedi içine etti. Bir tık daha ötesi içine etti. Ve böyle bir futbol ikliminde biz neleri konuşuyoruz? Ben açık söylüyorum. Ali Koç sevdiğim saydığım bir insansın. Bütün 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 bütün, bütün. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldin. Bir altı numara almadın. Nazar boncuğu olsun denildi. Bu sene şampiyon olman lazım. Bırakacaksan bile şampiyon bırakman lazım. Bilmiyorum tehlikenin farkında mısın? Rakibin geçen sene bel altı vurdu. Dedi ki bizim elimizde var kayıtlar var. Bizim elimizde cart var curt var. Sen de çık bel altı değil ama bel üstü konuş. Sen de çık bel üstü yorum yap. De ki şekerim de ben de gidiyorum. Bizzat bir numaraya ses şikayet ediyorum. Ya bu haftadan sonra düzelirsiniz. Ya da ben karışmıyorum. De. Hani Galatasaray itekle itekle nereye kadar itekleyecekler? Onu da merak ediyorum. Ortada oyun yok. Bir şey yok. E Fenerbahçe futbolcuları sürekli sakatlanıyor. Ne zaman konuşacaksınız? Can Taş Google'dan bile baksanız dünyada ve Avrupa'da var kayıtları kaç saniye çıkıyor görürsünüz. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca dakikalarca izleniyor demiş. O Samuel'den İrfan Can'a seninle oynamayı seviyorum abi demiş. Acaba Counter Strike'ı mı söyledi? Bunu mu söyledi? Onu da anlamadım da. <laughs> vallahi Fenerbahçe kazandı. Memnunuz. Mutluyuz. Sevinçliyiz. Ama bir şeylerin çözüme kavuşması lazım. Ben her maç hakemlere beddua etmekten vallahi bıktım. Ya başka türlü de hakkımızı arayamıyoruz. Başka türlü hak elde edemiyoruz. Ne olur? Ne olur Ali Koç? Bizi el ayağı düşürme. Bak hak ettiğimiz bir şampiyonluğa doğru gidiyoruz çok iyi oynuyoruz. Rakipleri e, ee, sahadan siliyoruz. Sirklase ediyoruz diyecektim. Yanlış anlaşılmasın. Rakipleri sahadan siliyoruz. Avrupa'da dolu dizgin gidiyoruz. Lig'de dolu dizgin gidiyoruz. Kaliteli ayaklarımız var. Tadiç mesela maçta doğru düzgün top oynamamasına rağmen müthiş bir futbol da oynatıyor. Edince bu büyük abilik yapıyor ediyor. Başka abilikler gibi değil. Normal takım abiliği gibi abilik yapıyor. Her şey çok güzel gidiyor lütfen elimizdeki şampiyonluğu 5. haftadan şampiyon olunmaz kabul ediyorum ama şampiyonluğa doğru giden şu takımın birileri tarafından yine önünün kesilmesini engelleyin. Bu arada sevgili arkadaşlar maçın sonunda 10 üyelik hediye edecektim. Ben düşündüm mantıklı bir şeye karar verdim. Başakşehir maçını kazandığımız anda kaç kaç kazanırsak kazanalım 50 kişiye üyelik hediye edeceğim. Olur mu? Buradaki 10 kişiyi oraya sarkıttım. 1-0 bile bitse 50 kişiye. Diyelim ki maçı 3-0 kazandık ya da 3 farkla kazandık ya da daha fazla farkla kazandık inşallah. Rize maçında 50 kişiye üyelik edeceğim kazanırsak. Kabul ediyor musunuz? Bence ediyorsunuz. Böylesi daha iyi oldu. Belki de hem Perşembe hem Pazar 50-50-100 kişiye üyelik edeceğim. Bir, yani 100 kişi üyelik de 1500 TL yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Ben bir daha söylüyorum. Ben Selahattin Baki'nin açıklamaları biraz tırt oldu, eksik oldu, güdük oldu. Bu açıklamalar daha 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 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani olmaz bu işler. Bakalım neler olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.